ertelenebilir. Bunun hani çok imkansız, muhakkak yapılacak demek zor. Çünkü biraz önce söylemeye çalıştığım gibi bölgede çok zor dengeye getirilmiş bir pata durumu var. Dolayısıyla da bütün aktörler ve Rojava örneğinde mesela Türkiye pekala bu pata durumundaki kırılgan dengeyi bozabilecek bir hamle yapmasını başta Amerika asla istemez. Dolayısıyla da aslında temelde Türkiye'nin de siz de çok yakından takip ettiğiniz üzere bu Rojava'da yapılan ilk seçim değil. Yani üstelik de daha Aralık'ta da seçim olmuştu falan. Yani neden bu seçim şimdi bu kadar gündem oldu? Naçizane benim kişisel kanaatim dediğim gibi bu İsrail ve İran'ın karşı karşıya gelme durumunda Amerika'nın İran'la arka kapı diplomasisi üzerinden öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar en azından ya da Gazze'de bir ateşkes ilan edilene kadar olayları abartmadan ya da bir krize evrilmeden yönetme üzerinde vardıkları mutabakata Türkiye itirazı var. En azından İran ve Amerika arasındaki bu mutabakatın kendi çıkarlarına zaten dışlanmış olma halini çok daha konsolide etmeye neden olabilecek bir moment olduğunun farkında ve itirazını işte bugün Rojava'daki seçim üzerinden veya işte Irak'ta işte Kerkük yumurtalık boru hattını çözemiyor ama ben kalkınma yolu gibi işte Ütopik ya da Bağdat'la Ankara'yla ortak operasyon Irak'ta yapacak gibi konular üzerinden ben de buradayım diyor. Ama dediğim gibi bu ben de buradayım deme halinin mevcut pata durumunda yani Gazze'deki savaşı Gazze ile sınırlı tutma çabalarının altını oyması riskini almak istemeyeceği için Amerika bu seçimi anladığım kadarıyla bugün çıkan yayında ertelensin demiş. Ertelenebilir. Ben Rojava yönetiminin de illa bu seçimi yapma konusunda ısrarcı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şam'a yakınlaşma yeni bir durum değil. Rojava yönetiminin bunu Amerika'da kapalı kapılar arkasında Rojavalı yöneticilerle konuştuğumuz zaman ki zaten medyaya da yansıdığı üzere bunu telkin ediyor zaten. Rojava'nın sorununun nihayetinde Şam'la çözüleceği bir kaçınılmaz bir gerçeklik. Ama bu konuda kim arabulucu olacak? Bu konuda nasıl bir yol yöntem izlenecek? Benim takip edebildiğim kadarıyla zaten son iki yıldır Rojava yönetimi Türkiye'nin ısrarlı, obsesif, retçi politikalarından yorgun ve umut taşımadığı durumda. Körfez üzerinden, İran üzerinden Şam'la ilişki kurmanın yollarını arıyordu. Şam bugüne kadar buna kapalı görünüyordu. Ama bu geldiğimiz aşamada çıkan haberler doğru mu bilmiyoruz. Belki de bir kamuoyunun nabzını yoklama, belki de Orta Doğu'daki bu hani ne derler biraz suları bulandırmak veya tepkileri ölçmek için ortaya atılmış bir haber de olabilir. Ama şu gerçeği değiştirmiyor. Orta Doğu'daki yeni denklemde öyle ya da böyle Rojava yönetimi Suriye'nin sınırları içerisinde bir yönetim olduğu ölçüde Şam'la anlaşmak durumunda kalacak. Dediğim gibi son iki yıldırki çabalarda bu anlaşmalarda Körfez'in önemli bir arabuluculuk rolü oynadığını, İran'ın da buna itirazı olmadığı durumda aslında Esad'ın da zaten fazla kapıları kapalı tutmak tutamayacağını, bunda direnemeyeceğini tahmin edebiliriz.